de şöyle bir hayalim var. Turizm, nitelikli hale gelmiş bir turizm, pazarı ve ürünü çeşitlenmiş bir turizm, bir ülkeye, iki ülkeye mahkum olmamış, çeşitlenmiş pazarı olan bir turizm ama nitelikli hale gelmiş, altını çiziyorum. 25 bin öğrenciyi yakalamış bir kent, öğrenci eğitim kent noktasında olmuş. Ekonomiyi, turizmin olmadığı dönemlerde de ekonominin çarkını çevirecek bir öğrenci kitlesi. Tarımı tetiklemiş, tarımı nitelikli hale getirmiş, tarımı yatırım yapılabilecek şekle ve sektöre dönüştürmüş bir organize sanayi. Gıda ihtisas organize sanayi. Ne oluyor bu defa? Bunlara dayalı ticaret geliştiği zaman ilçe ekonomisi çeşitlenmiş oluyor. O zaman uçak düştü, Manavgat'a düştü uçak, mahvolmuştuk, sıkıntı yaşamayacağız. Çeşitlenmiş olacak ekonomimiz. Yani hedefimiz 15 yıl içerisinde, 15 yıl içerisinde ülkenin ekonomik olarak en büyük 15 yerleşim yeri arasına sokmak Manavgat'ı. Manavgat iş dünyasının amiral gemisi Matso, yaz aylarının yoğun sıcağına rağmen çalışmalarına aralıksız devam etti. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çetin, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Matso'yu ziyaret ederek yönetim kuruluna yeni döneminde başarılar diledi. Manavgat Sülek Yaylası'nda gerçekleşen 2. Yörük Yaşamı ve Kültürü Çalıştayı'nda Matso'yu Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri temsil etti. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası İyi Parti Antalya Milletvekili Tuğba Vural Çokal ve ilçe yönetimini ağırladı. Matso, Konya Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'ı başarı dilekleriyle uğurladı. Kurban Bayramı öncesinde kurban varlığını ve et ticaretini görüşmek üzere Antalya'da kurban ve et ticareti sektörel analiz toplantısı düzenlendi. Toplantıda Matso Meclis Üyesi Mevlüt Çelik ve 2. Komite Başkanı Hüseyin Ali Tunç da hazır bulundu. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Bostaş başkanlığında yapılan komite başkanları toplantısında sektörlerin sorunları, ülke ve ilçe ekonomisindeki son gelişmeler masaya yatırıldı. İkinci Türkiye Festivali Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlendi. 3 gün süren festivale Matso stand açarak Manavgat Side Turizm Destinasyonu'nu tanıttı. Matso standına ziyaretçiler yoğun ilgi gösterirken standı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da ziyaret etti. Matso Başkanı Ahmet Bostaş bölge turizmi ve festivaldeki tanıtım çalışmaları hakkında Bakan Ersoy'a bilgiler aktardı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bölge ve ülke turizmine yaptığı katkılardan dolayı Başkan Bostaş nezdinde Matso'ya teşekkür etti. İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik ile ilgili bilgilendirme toplantısı Antalya Ticaret İl Müdürlüğü ve Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile düzenlendi. Açılış konuşmasını Matso Başkanı Ahmet Bostaş'ın yaptığı toplantıda Antalya Ticaret İl Müdürü Seval Yasak Dizel Konca, ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik ve detayları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Toplantıya ikinci el motorlu kara taşıtları ticareti yapan oda üyeleri ve sektöre girmeyi düşünenler katıldı. Manavgat Sanayici ve İş Adamları Derneği MASİAD tarafından organize edilen Manavgat buluşmasının 8.'si yapılırken organizasyona Matso'yu temsilen Başkan Ahmet Bostaş da katıldı. İzmir Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanan Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak ve Anayasa Mahkemesi Röportörlüğüne atanan Manavgat 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Önder Kürşat Mutlu, Matso'ya veda ziyaretinde bulundu. Türk Standartları Enstitüsü yaptığı denetim sonunda hizmetlerini sorunsuz ve başarılı bir şekilde yürüten Matso'nun, Türk Standartları Enstitüsü'nün ISO 9001-2015 kalite yönetim sistemi standartlarına geçişine onay verdi.
Böylece Makso'nun kalitesi bir kez daha tescillendi. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Bostaş, Manavgat Vergi Dairesi Müdürü olarak atanan Servet Yılmaz'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. İkinci fakültede bu yıl Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi açıldı. 50 öğrenciyle eğitim öğretime başlıyoruz. Bunun 10 tanesi de yabancı öğrenci, uluslararası öğrenci. Manavgat'ın ikinci fakültesi olan Akdeniz Üniversitesi Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 50 öğrenciyle kapılarını açtı. Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi'nin tabelası MATSO yönetiminin de katılımıyla asıldı. Artık üçüncü fakülteyi yapacağız inşallah. Ondan sonraki hedefimiz Manavgat'a bir üniversite kazandırmak, Manavgat Üniversitesi'ni kazandırmak. Manavgat iş dünyası olarak bu konuyla ilgili elimizi, gövdemizi, kafamızı taşın altına koyduk. Biz bunu yapacağız. Manavgat'a Manavgat Üniversitesi'ni kazandıracağız. Otel Satın Alma Müdürleri Eğitim Derneği Manavgat Bölgesel Yönetim Kurulu üyeleri MATSO'yu ziyaret etti. Şimdi siz geldikten sonra MATSO ön plana çıktı. Şeydi ya, buradasınız diye demiyorum. Ben Kanal V'de Ali Orhan ile Antalya gündemi programına canlı yayın konuğu olan MATSO Başkanı Ahmet Bostaş, ekonomiye yönelik dikkat çeken açıklamaları ile iş dünyasının sesi oldu. Üyesi mutlu bir oda, ekonomisi güçlü bir Manavgat. Bunu kendimize misyon edindik. Yani MATSO üyeleri mutlu olacak, Manavgat'ın ekonomisi de güçlü olacak. Dolayısıyla MATSO üyesinin güçlü olması, iş insanlarının problemlerini çözmek, önündeki engelleri kaldırmak, var olan sorunları gerek Antalya bazında çözülebilecek olan yerel bazda, gerekse de Ankara'da bunun takipçisi olmak. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Bostaş, Sabah Gazetesi Akdeniz Bölge Müdürü İbrahim Okumamış, Milliyet Gazetesi Akdeniz Bölge Müdürü Oktay Pirin ve Milliyet Akdeniz Görsel Yönetmeni Bünyamin Salman'a oda çalışmalarını, Manavgat ekonomisini ve turizmini değerlendirdi. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ramazan Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası, Karapınar Ticaret Borsası heyetini misafir etti. Ziyarette iki kurum arasında işbirliği konusu ele alındı. MATSO Başkanı Ahmet Bostaş, yeni seçilen Atatürkçü Düşünce Derneği Manavgat Şube Başkanı Yaşar Bulut ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. 9. Yöresel Ürünler Fuarı Danışma Kurulu toplantısında MATSO'yu meclis üyesi Mevlüt Çelik temsil etti. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleri sonunda imar barışı kapsamında verilecek yapı kayıt belgesiyle ilgili bedel hesaplama yöntemi değişti. Değişiklik 20 Eylül 2018 tarihli ve 30.541 sayılı resmi gazetede yayınlanan yapı kayıt belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapılmasına dair usul ve esaslar yönetmeliği ile yasalaştı. MATSO Başkanı Ahmet Bostaş değişiklikle ilgili memnuniyetini dile getirerek hızlı ve yakın takip ettik, üyelerimiz maddi bir yükten kurtuldu. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat İhsarcıklıoğlu'na, Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüz Sayın Tevfik Altınay'a, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bürokratlarımıza bu önemli sonuç için çok teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandı. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası'nın aralıksız faaliyetleri yerel ve ulusal medyaya yansımaya devam etti.